Sevgili dostlarım merhaba yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Videonun başlığından da anlamışsınızdır. Altında çok sert bir düşüş, dolarda ise yukarıya doğru ciddi bir yükseliş bekliyorum. Nedenlerini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu arada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen sadece başlığa bakarak ya da videonun sadece başını izleyerek bir kanaat sahibi olmayın. Videonun tamamını izlerseniz eğer pek çok sorunun cevabını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Altındaki sert düşüşün altında pek çok neden yatıyor. Ama öncelikle şunu belirtelim. Altındaki bu sert düşüş sadece uluslararası piyasalarda yaşanacak. Türkiye'de ise doların yükselişine bağlı olarak altın ya sabit kalacak ya da küçük küçük yükselmeye devam edecek. Dolar Türkiye'de altınla birlikte düşerse, eğer ki böyle bir ihtimal gerçekleşirse ki bu çok ters bir ihtimal. Böyle bir ihtimal durumunda altın yatırımcısı uluslararası piyasalardan da daha fazla kaybeder. Altının onsuyla birlikte Türkiye'deki doların fiyatı da yukarıya doğru hareket ederse de altın yatırımcısı ciddi bir kar eder. Gördüğünüz gibi hem riskler var hem kazançlar var ortada. Şimdi ben size kendi öngörülerimi olabildiğince sunmaya çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama size iyi bir öngörü olacağı kanaatindeyim. Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının yükselmesine en önemli etken piyasanın gerilmesidir. Uluslararası dengelerin bozulmasıdır. Savaş ortamının çıkmasıdır ya da savaş çıkmasıdır. Amerika ile İran karşı karşıya geliyorsa bu bir savaş ortamıdır. Ama Amerika ile İran birbirine giriyorsa fiilen savaşmaya başlıyorsa bu bir savaştır artık. Ve altın fiyatları böyle bir ortamda çok sert yükselişler kaydeder. Dünyada hangi ülkelerin savaştığının da önemi vardır. Mesela İran'la Irak savaşıyorsa, Irak'la Kuveyt savaşıyorsa çok önemli olmayabilir. Ya da Amerika Irak'a müdahale ediyorsa, Amerika Suriye'ye müdahale ediyorsa çok önemli olmayabilir. Ama Amerika İran'a müdahale ederse sevgili dostlarım ya da Amerika Türkiye'ye müdahale ederse daha da ötesine geçelim. Amerika Avrupa Birliği'ne müdahale ederse, Çin'e müdahale ederse işin rengi Değişir. İşte o zaman altın fiyatlarını gerçekten kimse tutamaz ve o zaman biz artık binleri iki binleri değil belki on bin dolar seviyelerini konuşmaya başlarız altının onsunda. Bir de şunu da söyleyelim tabi. Altının onsu bile kalmayabilir öyle bir ortamda. Düşünsenize Amerika, İngiltere, Fransa, İran, Türkiye herkes birbirine girmiş. Zaten artık finansal piyasaların ortamı da iyiden iyiye bozulur. Belki de ortada finansal piyasalar diye bir şey kalmaz. Onun için bu olağanüstü, çok olağanüstü durumu bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü finansal piyasalar bir yana dünyada oluşabilecek böyle global bir savaş neticesinde Dünyada kalmayabilir. Fiili bir dünya savaşı çıkabilir mi dünyada? Elbette çıkabilir. Öyle bir durumda da tekrar altını çizerek söyleyelim. Finansal piyasaların bir önemi kalmayacaktır zaten. Ortam gerilmişti. Bir savaş ortamı olmamakla birlikte bir ticari savaş epeydir süre geliyordu. Çin'le Amerika arasında. Diğer taraftan jeopolitik riskler oluşmaya başlamıştı. Mesela Amerika ile İran arasında. Amerika ile Rusya arasında, Amerika ile Türkiye arasında ciddi ciddi ortam gerilmişti. Yine Suriye merkezinde bir savaş da vardı, fiili savaş ve ülkeler burada bir pay sahibi olmaya çalışıyorlardı. Tüm bu nedenlerle son bir yıl içerisinde çok ciddi bir gerilim yaşandı ve altın fiyatları 1100 dolar seviyesinden bir anda 1500 doların üzerine çıkıverdi. Gerçi altındaki esas yükseliş bakın Trump'ın Çinle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası oldu. Son 3-4 ay içerisinde biz 1280 dolar civarında olan altının onsunu bir anda 1500 doların üzerinde gördük. Amerika ile Çin arasındaki gerilim zirve yaptı sevgili dostlarım. Amerika vergileri koyacağım dedi, koydu. Bunun üzerine Çin ben de sana vergi uyguluyorum o zaman dedi ve uyguladı. Diğer taraftan yuan değerini düşürdü. Amerika Çin'e karşı sen yuan düşüremezsin manipülasyon yapıyorsun dedi. Ve bu ortamı iyiden iyiye gerdi. Bununla birlikte altın fiyatları 1560 doları zorlamaya başladı. Ama sevgili dostlarım bu amadan sonrayı çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Amerika son günlerde politikasını tekrar daha güvercin bir modele sokmaya başladı. Çin'le ilgili daha ılımlı açıklamalar yapmaya başladı ve bunun üzerine Çin de Amerika ile ilgili daha ılımlı açıklamalar yapmaya başladı. Amerika Çin'e vergi uyguladığı için Çin bir misilleme yaptı. Amerika bu işin devamını getirmiyorum dedikten sonra Çin tamam o zaman ben de misillemelerin devamını getirmiyorum dedi. Her iki tarafta aslına bakarsanız birbirinin hem pazarı hem de ortağı sevgili dostlarım. Bugün pek çok Amerikan ürünü Çin'de üretiliyor. Amerika Çin'e çok ciddi miktarda tarım ürünü ihraç ediyor. Ve önümüzde 3 Kasım 2020 seçimleri var. Amerika ve Trump için çok önemli bu seçimler. Amerika İran'la da ilişkileri yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bakın G7 zirvesine İran'da katıldı. Bu aslında çok önemli bir işaret. İran'ın ambargoları belki de çok yakın zaman içerisinde kaldırılacak. İran gibi bir pazar Trump'ın ağzını sulandırıyor olabilir. Neden olmasın ki? İran pazarında Amerika neden olmasın böyle bir pazara girip kendi teknoloji ürünlerini, kendi tarım ürünlerini, kendi arabalarını neden satmasın? Amerika ile İran arasındaki sular da yavaş yavaş durulmaya başlıyor. Gelelim biraz da Amerika ile Türkiye ile. Amerika ile Türkiye arasında S-400 gerilimi tap yapmıştı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Ama kongreye rağmen Trump biraz daha sakin davrandı. Katsa konusunda uygulamaları hemen devreye sokmadı. Amerika İran, Amerika Çin, Amerika Türkiye arasındaki gerilimli ortam her geçen gün biraz daha azalıyor. Bu da şunu gösteriyor sevgili dostlarım bize. Yakın zaman içerisinde altın fiyatlarında çok sert aşağıya doğru hareketler göreceğiz. Altın fiyatlarını tekrar 1280 dolar seviyesinde görebiliriz yurt dışında. Ama Türkiye'de doların yükselişine bağlı olarak ki dolar da yükselecek onu da sebeplerini açıklayacağım şimdi sizlere. Doların yükselişine bağlı olarak altın stabil seyredecektir ya da minik minik yükselecektir. Kaybetmeyeceksiniz de kazanmayacaksınız da anlamına geliyor bu. Bakın Altın sabit gidecek ya da çok hafif yükselecek diyorum. Doların yükselişine bağlı olarak. Ama bu altın yatırımcısına hiçbir şey kazandırmaz. Bugün 290 liraya almıştır. Yarın 295 liraya satar ya da bugün 290 liraya almıştır. Yarın da 290 liradan satmak zorunda kalır. Hatta aradaki kotasyon farkı da onun zararı olabilir sevgili dostlarım. Gelelim dolara. Dolar neden yükselecek? Dolar yükselecek çünkü teknik olarak kendisine bir taban oluşturdu. Dolar büyük ihtimalle 5.80'i sıçrama tahtası olarak kullanacak ve 5.95'e kendisini atacak. Daha sonrasında 6.25'i göreceğiz ve 7.20 seviyelerine doğru yolculuğumuz başlayacak. Eylül sonu en geç Ekim başı itibariyle de biz burada 7, 7.20 aralığındaki değerleri konuşuyor olacağız. Peki bunun nedenleri nedir diye sorarsanız pek çok nedeni var sevgili dostlar. Uluslararası piyasalarda CDS'lerimiz kötü durumda bir. İstatistik oranlarımız bundan sonraki aylarda daha da kötü gelmeye başlayacak iki. Sanayi üretimi ve büyüme ile ilgili beklentiler ne yazık ki tutmayacak yani beklentilerin üzerinde bir sanayi üretimi ya da büyüme gelmeyecek. Aksine beklentilerin altında rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Bu da Türkiye'nin küçülmeye devam edeceğini gösteriyor. Cari açık. Bakın geçen ay cari fazla veren Türkiye bu ay yani Temmuz ayında yeniden cari açık vermeye başladı. Burada kurun çok önemli etkisi var. Kurun 5.40'lara doğru gitmesi tekrar Türkiye'nin ithalat odaklı hareket etmesini beraberinde getirdi. Zaten büyüme sorunu olan, zaten işsizlik sorunu olan, zaten enflasyon sorunu olan zaten ekonomik dengelerinde çok ciddi bozulmalar olan Türkiye'nin tekrar cari açık sarmalına girmesini beklemememiz gerekiyor. Evet geçen sene hükümet çok bilinçli bir şekilde aslına bakarsanız 7 liranın üzerine çıkartmıştı doları. Çünkü cari açık patlamak üzereydi. Cari açık patlarsa da bütün dengeler alt üst olacaktı. Seçimlerden önce böyle bir riski göze almadı hükümet. Ve yine önümüzdeki süreçte de cari açıktaki bir patlamayı göze almayacaktır. Cari açığın artmaması, büyümemesi için konu sektörünün canlanması için, piyasanın tekrar hareketlenmesi için, işsizliğin tekrar azalabilmesi için ve en önemlisi döviz tevdiat hesaplarının da bozulabilmesi için hükümet doların yükselmesini isteyecektir, izin verecektir. Hatta belki de destekleyecektir sevgili dostlar. Burada önemli bir ayrıntıyı daha sizlerle paylaşayım. Geçen yılki kur şokuna şirketler hazırlıklı değildi. Pek çok firma açık pozisyonda kaldı. Yani dolar borcu varken TL'de kaldı. Bu nedenle batma noktasına geldi. İflaslar ve konkordato'lar yaşandı. Şu anda ise bütün firmalar oluşabilecek bir kur şokuna hazırlıklı davranıyorlar. Firmalar sürekli olarak döviz açıklarını kapatıyorlar sevgili dostlarım. Bu da bize şu işareti veriyor. Çok yakın zaman içerisinde söylediğimiz gibi dolar şokuyla karşı karşıya tekrar kalabiliriz ama bu dolar şokuna kimse şok olmayacak bu sefer. Bu kez herkes hazırlıklı olacak. Hükümet de bu duruma hazırlıklı olduğu için kurdaki bu yükselişi hem firmalar hem de hükümet lehine çevirebilecek. Altında önümüzdeki günlerde çok sert aşağı yönlü hareketler olabilir. 1500'ün kırılması ile birlikte bakın tekrar 1530 doların altındayız. En son baktığımda 1520 seviyesindeydi. 1500'ün altını kırarsa bir anda kendimizi 1450 dolar seviyesinde görebiliriz altında. Ama dolardaki yükselişe bağlı olarak Türkiye'deki fiyatlar düşmeyebilir. 5.80-83 seviyesi burada taban haline getirildi. Dolar 5.85'i kırdığı an itibariyle 5.95'e gidecektir. Çok yakın zaman içerisinde biz 5.95 altı seviyesini konuşmaya başlıyor olabiliriz. Ve bu seviyenin görülmesinden sonra da hızlanan bir dolar hareketi göreceğiz. Ve 7 seviyesine doğru ilk hareket başlayacak dolarda sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim sevgili dostlarım. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın.